Tekrardan hoş geldiniz. Ben psikolojik danışman Hande Nur Taş'tan. Artık seneye için hazırlanmaya yavaş yavaş başladık sanırım ya da zihin olarak hazırlanmaya başladık. Bu evrede neler yapabiliriz, nasıl gitmeli biraz da bunlara odaklanalım. Sorularınız varsa sorularınızı cevaplayayım. Size yardımcı olabileceğim herhangi bir şey varsa o konuda size yardımcı olmak isterim. Peki bu 12. sınıfı bitirenler vardır, yani mezuna kalmayı düşünenler belki ya da 11. sınıfı bitirenler vardır. Nasıl geçti son bir yılınız? Sınav kafasına belki girmemiş olabilirsiniz, daha yavaş yavaş girdiniz mi, başladınız mı çalışmalara? Önce onu sorayım, sonra yavaş yavaş başlayalım. Bir de chat kısmını aktif kullanırsak bence çok daha güzel bir seminer geçirebiliriz hep birlikte. Tabii ki çok eksiğin olacak daha. Yavaş yavaş hepsi oturacak çünkü daha önümüzde çok güzel bir zaman var. Ve bu zamanı iyi değerlendirdiğimizde, verimli çalışmalar yaptığımızda harika ilerleyecek. Üniversite birinci sınıf öğrencisi demek ki tekrar bir yerlerden başlamak istiyorsunuz. Bu da çok güzel bence. TYT ağırlıklı başlamak bence çok mantıklı. Kafası karışık olanlara TYT'den başlamasını öneriyorum genel olarak. Bu da aklınızda bulunsun. Dershane zaman alacakmış gibi mezunun sınav sonuçlarını bekliyorum. İnşallah hayırlısı olur. Güzel sonuçlar alırsın, güzel yerlere yerleşirsin. Temelin var, konuları toplamaya çalışıyorsun. Çok güzel. Yani TYT'den soru çözümü tekrar olarak devam edip sonrasında AYT'den birkaç dersi çalışabilirsin. Hani alanını tam bilmiyorum. İşte matematikte temeli oturtmak için doğru bir zaman olabilir. Gibi gibi. Sorularınızı daha alacağım. Ama güzel. Bir de şöyle bir şey var. Hani sınava daha çok var. Bir yıl var aman deyip yapmamışsınız. Şu an buna katılıyorsunuz. Hani aslında hedefinize giderken somut bir adım atıyorsunuz. Bu yüzden de ben sizi tebrik ediyorum canı gönülden. Yükselmeyen denemelerde mesela soru analizi yapıp hani eksik olduğunuz konuları tespit edip ona yönelik çalışmalarda bulunmak netlerinizin yükselmesine büyük kolaylık sağlayacaktır. TYT'de zamanlı temel oluşturunca AYT. Tamam, temelini oturtturduysan zaten ikisini birlikte yürütmek de mantıklı. Ama bunu ekstra olarak bir de söylemek istiyorum. Yazın böyle deli gibi yüklenmek sizin daha sonraki süreçte böyle salmanıza, bıkmanıza belki neden olabilir. O yüzden çalışmalarınızı lütfen temkinli ilerletin. 59 net yaptın. Bir de sınav açıklanmadan soruları tamamen doğru hatırlayıp hatırlamadığımız konusunda bazen karmaşıklıklar olabiliyor. O yüzden ona da dikkat edin. Hani moralinizi bozmayın. Hani bu yıl girdiyseniz sınava. İnşallah. Çıkılabilir. Neden çıkılmasın? Odaklanma sorunu biraz daha farklı bir konu şu an için. Odaklanma problemi yaşıyorsanız mesela hani bir saat ya da iki saat kesintisiz ders çalışmak yerine işte yarım saat çalışıp 5 dakika mola şeklinde de ilerleyebilirsiniz. Çok güzel Ayşe Ceylin. Mantıklı bence. Masa başında oturamıyorsan konuyu ayakta çalışıp soruyu çözerken masaya oturabilirsin. Bunlar da bireysel farklılıklar aslında. Bunlara da değineceğim. Başlıyorum şimdi yavaş yavaş. Evet, 2023 YKS için başlangıç tüyoları seminerimize başlıyoruz. Öncelikle size demek istediğim çok önemli bir söz var. Konfüçyüs'ün. Sevdiğiniz işi yaparsanız bir gün bile çalışmış sayılmazsınız. Yani aslında sırf bir şeyleri yapmak için istemediğiniz bir bölüme gitmek, sizi daha sonrasında hani 40-50 yıl, 60 yıl yapacağınız bir meslek hayatını etkileyecek bir şey. O yüzden burada önemli olan gerçekten sizin isteyip ona göre hareket ettiğiniz,
Hani mutlu olduğunuz, işe giderken huzurlu olduğunuz bir ortam olması sizin için çok önemli. Mesela örnek veriyorum, daha uç örnekler vereyim isterseniz. Mesela derece yaptınız. Herkes size diyor ki tıp yaz ya, doktor ol ne güzel diyor. Belki daha farklı olaylar da var gerçi ama. Hani siz belki çok iyi bir mühendissiniz. Hani işte Hacettepe tıpa gitmek yerine belki hani ODTÜ'de elektrik elektronik mühendisliğine gitmek sizin kariyeriniz açısından ya da özel bir üniversitede tam burslu olarak mühendisliğe gitmek sizin kariyeriniz, sizin vizyonunuz açısından çok daha iyi olabilir. O yüzden kendini tanımak da bu evrede çok önemli. Yani bilinçli olmak belki de. Neyi sevip neyi sevmediğini, neyi yapabileceğini ve neyi yapamayacağını bilmek emin olun çok değerli. Siz biliyor musunuz peki? Hani emin misiniz? Ben kesinlikle mükemmel bir diş hekimi olurum. Ya da benden çok iyi okul öncesi öğretmeni olur. Ben buna eminim. Ya da çok iyi bir psikolojik danışman olabilirim. Yani hedeflerinizi gerçekten hani yeteneklerinize, ilginize ve değerlerinize göre seçmeniz çok önemli. O yüzden bu da aklınızda bulunsun. Mesela hemşire olmak istiyorsun, çok güzel. Kan tutuyorum mesela. Hani bunları da önemsemek çok güzel. İki bağımsız meslek arasında kaldım. Bunları yavaş yavaş oturtursunuz işte. Çok güzel Ayşenur. Psikoloji istiyorsun Rümeysa. İşte bir yandan da tamam çevrenin sizden istedikleri olabilir ama siz ne istiyorsunuz? Bir birey olarak siz ne istiyorsunuz? Kariyerinizi şekillendirirken nasıl ilerlemek istiyorsunuz? Bunu da düşünün. Doktor olmak istiyor. Ne kadar çok doktor olmak isteyen varmış. Hadi bakalım. İnşallah. Hukuk geldi. Şey var mı arttıran diyormuş. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Devam ediyorum o zaman. Önce kendinizi tanıyın. Mesela ders çalışmaya yönelik bir seminer olduğu için daha çok ders çalışmaktan bahsedeceğim aslında. Nasıl ders çalışılır, ne yapılır vesaire. Bunlar çok önemseyeceğimiz taraflar olacak. Ama ben bu az önce konuştuğumuz konuyu da çok önemsiyorum. Çünkü hani bir kişi kendi hayatını oluştururken kariyeri onun hayatında çok önemli bir yer kapsıyor. Mesela işe gidiyoruz ve yaklaşık hani hayatımızın %70'i belki de iş oluyor. Hani böyle önemli bir şey. Hani ben sadece para kazanayım da öyle gelip geçsin gibi bir olay değil bu. Mutlu gelmek, mutlu devam etmek bunlar çok değerli. Ders çalışma olayına geçersek hep birlikte geçelim o zaman. Mesela günün hangi saatlerinde ders çalışabildiğiniz, hangi saatinde daha çok verim alabildiğiniz, zihninizin açık olduğu saatler. Bunları daha iyi bir şekilde fark ettiğinizde inanın çok daha güzel ilerleyeceksiniz. Mesela hani herkes diyor ya sabah 7'de başlayınca zihin çok açık oluyor, çok güzel oluyor. E belki senin öyle değil. Tamam öğrenme belki o saatlerde daha kolay. Ama sen normal bir şekilde uykunu alıp saat 1'de başlayınca kendini daha rahat hissediyorsun. Ya da sabah başka işlerin var. Daha hani spora gidiyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Akşam çalışmak istiyorsun ve akşam çalışınca da çok iyi anlıyorsun. O yüzden biraz bunu da düşünmenizi istiyorum. Evet, olabilir bence de. Hani mesela ben de ders çalışırken öyleydi. Sabah konu, akşam tez vesaire. Mesela doğru çalışıyor musun? Kendinize uygun çalışma şeklini bulmanız gerekir. Doğru çalışma tekniğiyle verimimizi yükseltebilirsiniz. Mesela dikkat dağınıklığınız varsa, az önce bir arkadaşımız sormuştu, hani odaklanma problemi yaşıyorum, ne yapacağım gibi. Bu kişiler 2 saat aralıksız ders çalışırsa bir süre sonra hani sadece masa başında oturup 2 saatte oldu mu, dolmadı mı ona bakar. Ve verimsiz olmaya başlar. Ya da işitsel öğrenme stiline sahip bir insanın hani ben deli gibi yazayım çünkü herkes yazarak çalışıyor gibi mantıkla ilerlemesi onun da verimsiz çalışmasına neden olabilir. Bunlara az sonra tekrar değineceğim zaten. Denemelerde daralmanın nedeni ne acaba? Onu da düşünmek lazım. Hani kendini yetersiz hissettiğin için mi? Ya da hani mesela 2 saat o masada hiç kalkmadan
oturduğun için mi? Hani biraz da bunları da düşünmek lazım. 30 dakika ders, 10 dakika mola. Hani dikkat dağınıklığı olan biri için bence ideal. Çok güzel Esra. Şimdi program yapılması şart. Şimdi genelde iki türlü program vardır. Biri nedir? Saatli saatli olan programdır. Sabah 9 ile 10 arasında 30 paragraf çözeceğim. 10 tane de matematik sorusu. Sonra fizik çalışmaya başlayacağım AYT'den. Gibi gibi böyle sistematik bir şekilde ilerleyen bir plan vardır. Ve hani aslında program yapmamızın ana temeli nedir? Masaya oturduğumuzda, ders çalışmak için oturduğumuzda ya ben ne yapacağım, ne çalışacağım? Hani önümde bir sürü kitap var falan gibi böyle hani vakit kaybı yaşamanızı istemem. Sistematik ilerlemek, bir haftalık ya da 15 günlük programlar yapmak emin olun. Hani şey gibi düşünün, bir yolda gidiyorsunuz ve bu yol çok sisli, çok puslu ve önünüzü göremiyorsunuz. Ama program yaptığınızda o sisler hafiften dağılacak ve yoldan daha güzel ilerleyeceksiniz. Öyle bir düşünebilirsiniz. Hızlı bitirme programları temeliniz varsa verimli. Temeli olmayan bir öğrenci için bence vakit kaybı olabileceğini düşünüyorum. Ya da bazılarımız hani ben şu saatte yapacağım, bu saatte yapacağım olayına çok gelemiyor. Mesela ben de öyleyim. Ama mesela gün içinde yapacağı hedefler belirliyse mesela bugün işte matematik, AYT matematikte türevi bitireceğim. Son kısımlar kaldı. Ardından da 40 soru çözeceğim. Bu benim günlük hedefim gibi düşünebilirsiniz. Hani bunları yazıp gün içinde bunları tamamlamaya özen göstermek de bu tarz bir program olabilir. Hangi dersleri arda arda çalışabilirim? Benzer dersleri aynı gün çalışmak çok verimli olmayabilir. Mesela matematikten sonra fizik çalışmak yerine Türkçe veya tarih gibi TYT derslerini çalışmak daha mantıklı. En çok zorlandığınız dersler ise mutlaka bir haftaya yayın ki yani zorlanmadan odaklanarak daha rahat ilerleyebilin. Ve oda düzeninize dikkat edin. Mesela bunu çok önemsemiyor olabilirsiniz belki ama gerçekten çok önemli. Ya ders çalışma programını hazırladıktan sonra odanın düzeni de programın düzeni kadar önemlidir aslında. Mesela odanda dikkatini dağıtacak nesnelerin olması programa uymanı fazlasıyla güçleştirecektir. Mesela oda düzeni nasıl olmalı? Şey tertipli olmalı. Hani annelerimizin istediği gibi falan diyormuşum. Yani şöyle olabilir. Tütsü ve mumla ders çalışıyorum. Hani tabii ki böyle şeyler olabilir. Aman bir yerinizi yakmayın. Tabii dikkatli olun. Ama şöyle. Mesela masanız temiz olsun ve tertipli olsun. Hani şurada bir kahve bardağı, şurada bir çay bardağı, şurada bir şöyle falan gibi olmasın. Mesela hangi ders çalışıyorsanız, AYT matematik dersi çalışıyorsanız onun kitabı olsun ya da onun videosu açık olsun. Hani orada işte fizik kitapları yok, edebiyat kitapları böyle bir karmaşa olmasın. Odaklanmanızı etkileyecek türde bir durum olmasın. Yani sade ve süssüz olması gibi de tanımlayabiliriz aslında, doğru. Evet, sınavda tütsü olmayacak. Buna da çok alıştırmayın belki de. Mesela bir adet formül defteri olmalı. Bu ne demek? Bu ne demek? Ne demek olduğunu biliyorsunuz zaten. Mesela küçük ve renkli bir defteri sadece aklında tutman gereken önemli formülleri yazmak için kullanabilirsin. Bu defteri her zaman yanında taşırsan pratik yapman ve kalıcı hale getirmen oldukça da kolay hale gelir. Soru defteri mantıklı mı? Soru defteri yerine hata defteri de bence onu kastediyorsun. Öyle olduğunu düşünüyorum. Mesela çözdüğün sorular içerisinde yapamadığın ya da yanlış yaptığın soruları mutlaka ama mutlaka yazdığın bir hata defterin olsun. Altlarına doğru çözümlerini yazıp mutlaka öğren. Hepsini öğrendikten sonra zaten o deftere ihtiyacın olmayacak. Arzu Kübra, mesela şöyle yapabilirsin. YouTube'da mesela sınav esnasında olan seslerle alakalı böyle bir video var. Sadece hani kalem sesi, bilmem ne sesi böyle hani biraz daha rahatsız edici sesler. Belki o sesleri
alışmak için bunu kullanabilirsin diye düşünüyorum. Işık nereden geliyorsa ona göre, yani görebileceğin şekilde olması yeterli. Sessiz ortamlarda çalışamıyorsun. Bazen bu sınavlarda, ÖSYM'nin sınavlarına girince de o kadar mutlak bir sessizlik oluyor ki. Hani pazar günü kimse uyanmamış, biz 10'da gitmişiz sınava. Hani araba da geçmiyor bazen, okulun bahçesi büyükse falan ses de gelmiyor. O da ayrı bir konu. AYT tekrar mı önemli, TYT mi? Bence TYT'yi halletmek daha iyi geliyor bana. Tabii sizin hazır bulmuşluğunuz da çok önemli bu durumda. Evet, hani post-it'te önemli konuların olması, hani gelen geçen her konuyu buraya yazayım gibi bir mantık da çok mantıklı değil. Çünkü onların öyle olduğunu bildiğin için hani sürekli gözünün önünde olan önemli şeylere bakmak daha farklı. Ya da önemsiz olduğunu, böyle bilgi topluluğu olduğunu görünce sürekli bakmak da biraz zorlaşabiliyor. AYT tabii ki de daha önemli. Ama TYT'den başlamak da bence mantıklı olduğunu söylüyorum. Tabii bu kişisel şeyinize de bağlı. Tabii ki de geç değil hukuk için. Hiçbir bölüm için geç değil. Arkadaşlar daha sınav yenilerde bitti. Daha yeni başlıyoruz. Sakin olun. Kaçma, hemen yap denemeyi. En kötü ne olabilir ki? En kötü netin düşük olur yani. Bu yani. Arkadaşlar şimdi başlasanız derecede yaparsınız, istediğiniz bölümde kazanırsınız. Sanki sınava bir ay kalmış gibi düşünmeyin. Sınava daha bir yıl var. Derece yapmak istiyorsanız konularınızı verimli bir şekilde bol soru çözerek bitirmeniz lazım. Ve kendi yönteminize göre çalışmayı bildiğinizde zaten derece yapmak çok zor bir şey değil. Emin olun çok zor bir şey değil. Devam ediyorum. Türkçe'ye gereken önemi vermeliyiz. Bazen şey diye düşünebiliyor. Türkçe yapıyorum zaten. Zaten Türkçe konuşuyoruz. Ne sıkıntı olabilir ki diye. Ama bence programınızda günde en az 20-30 paragraf çözümüne mutlaka ama mutlaka yer verin. Çünkü hani belki çıkmış sorulara bakmışsınızdır. Orada sadece hani Türkçe'de uzun paragraflardan ziyade tarihte, felsefede, dinde, matematikte, problemlerde, fende hep uzun sorular var. Aslında orada bizim hani hem muhakeme yeteneğimizi ölçüyor hem de okuduğumuzu anlamayı. Yani paragraf sadece Türkçe için değil, tüm dersler için çok önemli. O yüzden paragraf çözümleri lütfen ama lütfen önem verin. Peki arkadaşlar, yeni bir sisteme geçiyoruz biz de Tekuzam ailesi olarak. Hani demiştim ya, kişisel özelliklere göre paragrafı her gün yapın bu arada. Her gün yapıp vücudunuza alıştırın. Hani ya ben su içmedim bugün gibi, ya ben bugün paragraf çözmedim gibi bir moda geçmenizi istiyorum sizden. Evet, dediğim gibi biz bu dönemle birlikte yapay zeka sistemine geçiyoruz. Az önce dedim ya hani kişilik özellikleri, hani nasıl ilerleyebileceğiniz aşırı önemli. O yüzden de sizin için tam olarak bunu hazırladık. Tekuzam eğitim sistemine kayıt olduğunuzda eğitim analizi uygulanır ve analiz sonuçlarına göre öğrenme kimliğiniz ortaya çıkar. Öğrenme kimliğinize göre de size özel çalışma teknikleri belirlenir. Zaten bu teknikleri öğrendiğinizde verimli çalışma ihtimaliniz değil de yani direkt verimli çalışmayı öğrenmiş olacaksınız ve daha sağlıklı ve sistematik ilerleyeceksiniz. Hani mesela sizin hırs testinizi, benim de gözüm bozuk okuyamıyorum, özgüven testi, sosyal karakter analizi, hani sizi her açıdan değerlendirebileceğimiz bir ortam var aslında. Bunu değerlendirdiğinizde de hani ben zaten okuduğumu çok rahat anlıyorum diye düşünüyorsunuz belki. Ama normal sisteme göre okuma hızınızda, anlamanızda belki düşük seviye çıkabilir. Demek ki ne olur? Hemen ona yönelik bir şeyler yapmamız lazım. Bu sistem sayesinde de tam olarak bunu yapıyoruz aslında. Eğitim analiz nedir?
Şimdi paragraf yerine, ben de direkt soru görünce hemen cevaplamak istiyorum. Paragraf yerine kitap okumak mantıklı bir fikir mi? Mesela bu süreçte 2 günde bir paragraf, 2 günde bir de kitap okuma gibi devam edebilirsiniz. Ama sınava daha az kala bence hani kitap okumakla paragrafı ayrı yerlere koymanız daha faydalı olur. Çünkü paragrafta mesela ana düşünceyi bulmak ya da hani sıralama yapmak vesaire, hani bu tarz farklı yeteneklerinizi kullanacağınız şeyler olduğu için tam böyle nokta atışı şekilde ilerliyorsunuz. O yüzden paragraf daha kıymetli. Çünkü kitapta ne yapıyoruz? Direkt böyle göz okuması yapıyoruz. Bu kadar. Evet, öyle bir şey de var, doğru. Sadece paragraf okusanız da yeterli ama kitap okumak da tabii hani vizyon açısından da çok önemli olduğu için onu da kendinize katın. Çünkü sadece sınava çalışmıyoruz. Hani birey olarak da üniversiteye hazırlanmak da aslında genel kültürümüzü arttırmak, yetişkin bir birey olmak vesaire, bunlar da çok önemli. Evet, kesinlikle Arzu Kübra Doğan, sana %100 katılıyorum. CV, kaşe, imza, sürekli sosyal medyada bu var ya şu an. Tam olarak öyle. Hızlı okuma kursları hakkında bir şey söylemedim. Çok bilgim yok, o yüzden yanlış yönlendirmek istemem. Erencan, emin değilim. Ya fen lisesinde aldığın mesela şu an fizikte, kimyada, matematikte AYT konuları 12. sınıf çok daha farklı. O yüzden hani kaliteli hocaların varsa bunu bence riske atma derim. Ama tabii bence hocalarınla da konuşmanı öneririm. Peki mesela az önce eğitim analizinden bahsettim. Peki nedir bu eğitim analizi? Öğrenme yapınız ve psikolojik yapınızın ayrıntılı ölçüldüğü bir testtir. Öğrenme stiliniz ne? Öğrenme ve unutma hızınız nasıl? Zeka tipiniz nasıl? Stres seviyeniz, dikkat dağınıklığı düzeyiniz, öz disiplininiz ve aslında daha sayamayacağınız kadar birçok özelliğinizi bu testle ölçülerek öğrenme kimliğinizi anlıyoruz. Ve bununla birlikte seviyeye uygun çalışma. Mesela biz tek uzamda TEKES'le birlikte seviye belirleme sınavları ile tüm konulardaki seviyelerinizi ayrı ayrı öğreniyoruz ve bu seviyenize uygun olarak çalışma planları hazırlanıyor. Seviyenizin düşük olduğu konularda öncelikli olarak o konuyu öğrenmeniz, yüksek olduğu konularda öncelikli olarak kolay seviyeli sorularla konuyu pekiştirmeniz amaçlanır. Konular bittikten sonra uygulanacak check-up testleriyle seviyeniz güncellenerek yeni seviyenize uygun çalışmalar planlanır. Bu yüzden de aslında TEKES sayesinde hani vakit kaybetmeden neye ne kadar vakit ayırmanız gerektiğini zaten size sunan bir sistem var. Ve bu sistemle de siz daha sistematik bir şekilde ilerleyebileceksiniz. Yani ben ne yapacağım, ne edeceğim kafasından çıkıp zaten yapay zeka bunu sizin için sunacak. Ve emin olun bu çok kıymetli ve hani sizin ilerlemeniz için. Hani nasıl derece yapacağım, ne yapacağım, tıp istiyorum, hukuk istiyorum falan diyorsunuz ya. Burada hani gerçekten hedefiniz neyse o hedefiniz doğrultusunda size hazırlanan programla zaten hani az önce metafor kullandım ya, sisliyor. O zaten güneş çıkmış bir şekilde böyle dağılıp gidecek ve yolunuzu daha net bir şekilde görebileceksiniz. Açık lise mantıklı mı diyorsunuz? Mesela öz disiplini düşük bir insanın açık liseye geçmesi demek, biraz sarsılması, adapte olamaması, kendini disipline edememesi hususunda problem çıkartabilir. Sınav sonucun gelmeden bence bunu düşünme. Biraz bir rahatla. Derslerini internet üzerinden yürütmen gerekiyorsa tabii ki de bize kaydolabilirsin. Biz zaten tamamen bunu sağlıyoruz. Tuşlu telefon, ya kendinizi o kadar sıkmayın bence. Hani bilmiyorum. Bilemedim. Devam ediyorum.
Seviyenize uygun çalışma türü belirlendikten sonra o çalışmayı yapabilmeniz için gerekli olan video, PDF ders notu, canlı ders ve online ders gibi o konuya ait olan çalışma araçlarını da sistem size getirecek. Siz çalışmayı tamamladıktan sonra o konuya ait yeni çalışma türünüz belirlenir ve yeni türe göre de uygun çalışma araçları tekrar getirilir. Mesela siz hani bazı arkadaşlarımız benim matematikte hiç temelim yok, ne yapacağım diyor. Mesela bizim sisteme geçtiğinizde şöyle bir şey olabilir. Temeliniz yoksa önce ön hazırlığa başlarsınız, ardından konu anlatımı, detaylı tekrar, kolay seviyeli soru çözümü, ardından da orta zor seviyeli soru çözümünü zaten size sunar. O yüzden siz hani ne yapacağım, ne edeceğim derdinden daha kolay kurtulursunuz. Ve bununla beraber bu sistemle kişiye özel çalışma planı oluşturuluyor. Mesela ders çalışabileceğiniz zamanlar belirlendikten sonra size özel çalışma programı hazırlanır. Hangi gün, saat kaçta, hangi konuyu nasıl çalışmanız gerektiği gibi ayrıntılar bu takvimde direkt yer alır. Burada da gördüğünüz gibi örnekler var. Bunlar KPSS'nin örneği sanırım. Evet. Hani burada mesela tarihte işte Türk adının anlamı, tabii bunlar Türkçeden örnek vereyim ben en iyisi, sizde de olan şeyden. Mesela Türkçede sözcüğün anlam özellikleri konusunda. Bu öğrencimiz ilerlemiş demek. İlerleyince ne oluyor? Demek ki bunlarla ilgili orta zor sorular çözmesi gerekiyor. Sistem de sana onu atıyor aslında. O yüzden onu çözüp tamamlayıp sonra tekrar check-up testine giriyorsun. Seviyen belirleniyor. Hani ilerlemiş misin? Gerçekten bunda iyi misin? Yeterli misin? Aslında bunu ölçüyor. O yüzden çok güzel. Ve çalışma önceliklendirme. Sorumlu olduğunuz tüm konulara, sınavdaki soru sayısına, öğrenilme süresine, seviyesine, konunun işlenme durumuna, daha önce yaptığınız çalışmalara bakılarak ayrı ayrı önem puanı hazırlanıyor bunlarla alakalı. Hani şöyle düşünün. Mesela bir konu var diyelim. Bir konudan 5 soru çıkıyorsa bu konu demek ki nedir? Önemli bir konudur. O yüzden de bu konuya önem vermemiz gerekiyor. Burada önem puanı yüksek olduğu için bunun önceliklendirmesi de daha yüksek oluyor. Onun gibi de düşünebiliriz. Aslında burada da yazmışım. Tekrar okuyayım. Böylelikle getirisi en yüksek konuları öne alma veya getirisi az olan konularla zaman kaybetmeme gibi çeşitli çalışma önerileri yapılır. Mesela bu konularınız yetişmedi ya, yetişmeyince sadece hani 3 yılda bir soru gelen bir konuyu size çalıştırıp vakit kaybı yaratmaktansa 6 soru gelen konuyu size çalışmanız için önünüze koyar. Onun gibi diyebilirim. Ve performans takibi. Sisteme kayıt olduğunuz ilk anda mevcut seviyeniz, hedefiniz ve sınava kadar yaklaşık ne kadar saat ders çalışabileceğiniz çıkarılır. Haftalık performanslarınız kontrol edilerek verimlilik seviyeniz oluşturulur. Eğer hedefe varabilmeniz için verimlilik seviyeniz yeterli değilse farklı stratejiler oluşturulur ve yeniden düzenlenir. Aslında az önce bahsettiğim konu. Bu şekilde sistemlerle zaten görebileceksiniz. Ve rehberlik takibi. Rehberlik birimi olarak bunu hani sadece ders çalışma programı yapalım, sadece nasıl ders çalışıyor ona bakalımdan ziyade çalışma performansınız ve verimlilik değerleriniz eğitim uzmanlarımız tarafından sürekli kontrol edilir. Gerekli durumlarda uzmanlarımız sizi arayarak gerekli yönlendirmelerde bulunur. Sözel konuları son 3 aya bırakmamalısınız. Yetişmeyebilir çünkü. İnternette gezinmekten kendinizi nasıl alabilirsiniz? Yani bu biraz daha farklı bir konu. Hani ne yapıyorsun mesela o sırada? Demek ki hani bırakma alarmlar kurabilirsin. Kendini bazı telefonlarda şey oluyor. Mesela Instagram'a giriyorsun, yarım saat süren doldu deyip seni atıyor vesaire. Bu tarz şeyler var. Belki bu tarz bir şey kullanabilirsin. Ve size özel tekrar programından bahsetmek istiyorum. Konuları öğrendiğiniz tarih sisteme kaydedilir. Sınav tarihine kadar bilgilerinizin taze kalması için öğrendiğiniz tüm konular unutma hızınıza göre tekrar programınıza eklenir. Mesela siz çok kolay unutan bir insansınız. O yüzden mesela haftada bir konulabilir.
Ya da siz kesinlikle böyle hani 3 ay görmeseniz hatırlarsınız konuyu. Böyle bir hatırlama şeyiniz var. Hani fil hafıza falan tarzı diyormuş. Mesela böyle bir öğrenciye ayda bir tekrar verilebilir gibi. Zaten yapay zeka bunu aslında bizim yerimize daha iyi yapıyor diyebilirim. Ve arkadaşlar bununla alakalı olarak kendinize vakit ayırmayı ne olur ihmal etmeyin. Sınav sürecinde sürekli masanın başında ders çalışıyor olmak motivasyonunuzu düşürebilir ve hatta pes etmenize neden olabilir. Ve üniversiteli olmadan önce son yazınızı hem verimli ders çalışmak adına hem de sosyal geçirin. Çünkü emin olun Eylül'den sonraki temponuz çok çok daha fazla artacak. O yüzden biraz vücudunuzu dinlendirmeye, zihninizi dinlendirmeye, biraz da sosyalleşmeye önem verin. Ve arkadaşlar az önce bahsettiğim yapay zeka modelinde hani rehberlik biriminin desteği, yapay zeka ile derslerin işlenişinin nasıl ilerlediği, ne zaman tekrar yapmanız gerektiği, böyle size özel ders çalışma programı olan bu sistemimiz normalde şöyle ilerleyecek. Yakında bu sistemi zaten açacağız ve 1 Temmuz'dan sonra zam geleceği için hani eğitim uzmanlarımızla görüşüp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Ben hani daha çok ders çalışmanızla ilgili daha size yönelik şeyler söylemeye çalıştım. Hani bu konuda yardımcı olmaya çalıştım. Ve zaten şu an hani bu seminerimize katılan öğrencilerimize yönelik hani ücretsiz bir seans hediye ediyorum hepinize. Eğitim uzmanlarımızla görüşüp daha detaylı bilgi alıp ve hani zamlardan yararlanmadan şu an hani randevu oluşturursanız görüşürseniz zaten hani zamdan yararlanmazsınız diye umuyorum. Onu da konuşursunuz. Hani çalışma metodunu, öz disiplini oluşturamamış öğrenciler varsa mutlaka bir görüşüp hani sadece bilgi alsın en azından. Ona göre içine sinerse devam eder. Çünkü gerçekten hani Türkiye'de yapılmış en güzel sistemlerden biri ve hani bu yapay zeka hani artık teknoloji çağındayız. Eğitimde de teknolojiye tamamen geçiş olmak üzere. Zaten pandemiden itibaren herkes buna geçti de diyebiliriz. Ama emin olun her şey daha sistematik ilerlediği için başarı daha güzel gelecek. Hani karmaşıklıklar, daha farklı durumları ortadan kaldırmak adına çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tekrar link paylaşabilirseniz çok mutlu olurum. Bir seans görüşebilirsiniz. Böylece nasıl ilerlemeniz gerektiğini bizle bir yolunuza devam etmek isterseniz bu mezun senenizi ya da 12. sınıfınızı en güzel şekilde nasıl ilerletebilirsiniz bunu görmeniz açısından sizin için harika olacağını düşünüyorum. Ve şimdiden başarılar arkadaşlar. Zaten buraya gelmeniz, seminere katılmanız bile emin olun çok değerli ve kıymetli. Çünkü siz hedefleriniz doğrultusunda somut bir adım atıyorsunuz. O yüzden sizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. O tıp, hukuk, hemşirelik deminden beri bölüm yazan arkadaşlarım inşallah gönlüne göre güzel şeyler olsun. Hemen şöyle bir bakayım. Ben teşekkür ederim. Bence de kesinlikle yazın çok yüklenmenizi ben tavsiye etmiyorum açıkçası. Hani sonuçta kendim de bu dönemden geçtiğim için. O yüzden sizin de yaşamanızı istemem bunu. Öyle olunca hani bıkmaya başlıyoruz. Tekes hakkında düşüncelerimi söyledim ben. Ne demek rica ederim. Çok memnun oldum. Chat'ten yazanlara, katılım sağlayanlara çok 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 teşekkür ediyorum. Ücretli mi olacak yeri? Nasıl? 8 saat çalışmak doğru mu? Arkadaşlar deminden beri bahsettiğim şey aslında şöyle düşünün. 8 saat çalışmak mantıklı olsaydı, herkes 8 saat çalışınca zaten ilk 3'e girerdi, ilk 100'e girerdi. O yüzden de hani kendinize göre ilerlemeniz çok daha kıymetli. Siz bir bireysiniz. Ve birey olduğunuz için sizin farklı ihtiyaçlarınız olabilir. Sizin hani hangi konuyu bitirdiniz, nasıl ilerlediğiniz belki çok daha kıymetli. Siz bunu belki 3 saatte çok rahat halledebiliyorsunuz. Ama bir öğrencinin anlama seviyesi daha düşük olduğu için 8 saatte hallediyor. O yüzden hani
Erencan da yazmış. Saatten ziyade verimli ders çalışmak çok daha kıymetli. Bence saatlerle işi bırakalım. Siz bir gün içinde neler yapıyorsunuz bunlara bakın. Olur mu? Evet arkadaşlar, o zaman ben yavaş yavaş gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Şimdiden başarılar diliyorum. Her şey harika gitsin ve mükemmel bir yaz geçirin. Güzel dinlenin ve derste çalışın. Konuşabilirsem daha güzel olacak. Tekrar alıyorum o zaman. Çok güzel bir yaz geçirin ve konuşamayacağım. Verimli ders çalışmayı da ihmal etmeyin. Ne demek, rica ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.